dijital çağın ayak sesleri duyulmaya başlıyor. NASA'nın uzaya gönderdiği gezginci robot Curiosity artık bir Marslı. Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı statüsündeki İstanbul Havalimanı açılıyor. Haluk Bilginer, Kuhu TV yapımı Şahsiyet dizisindeki rolüyle Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi. Ve şimdiye dek üretilmiş 36 milyon golfün yaklaşık 6 milyonunu oluşturan, üst üste aldığı ödüllere doymayan yaşayan efsane Golf 7 asfaltta. Ben Saffet Üçüncü. Hepinize çok saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün sizlerle beraber Golf'ün 7. jenerasyonu Golf 7 hakkında konuşmaya çalışacağız. Aslında Golf 7 benim için gerçekten çok özel bir araç. 2012 yılının Eylül ayında İtalya'nın Sardinya Adası'nda dünya basınına tanıtımı yapıldı. Mümkün olduğu kadar sizlere Golf 7'nin görünmeyen taraflarını anlatmaya çalışacağım. Çünkü şu anda trafiğe çıktığınızda Golf 7'yi zaten çok görüyorsunuz. Siz benden iyi tanıyorsunuz. Baktığımızda Golf 7'nin bizi şaşırtmasının en büyük nedeni Volkswagen'in yeni hazırladığı otomobil imalat platformundan gelmesiydi. You know I really want more. You know I really need it. You know I got the hunger. You know you got to feed it. I know you really want me. I know you really need it. Just don't leave me on the dance floor. And baby, you know you can't be leaving. Ben yavaş yiyorum ama hızlı araba kullanıyorum. Bastan alıyor, döme bakmayın. Arabanın içine binince, oturunca canlanıyorum. Ben 18 yaşından beri çok hızlı arabalar kullandım. Fakat hiçbiri hem hızlı hem Golf kadar da güvende değildi. En derin samimiyetimle söylüyorum. Golf benim ruh sağlığıma iyi geliyor. Binince kendimi gençleşmiş hissediyorum. Sanki o dikiz aynasına bakınca ucumdaki kırışıklar geçmiş gibi geliyor bana. Ev derdiymiş, para derdiymiş, iş derdiymiş, hepsi bitiyor. Yeni platform gerçekten de çok özel platformdu. Volkswagen MQB adını veriyordu ama Türkçesini size söyleyeyim. Modüler Matrix Platform. Enlemesine motora sahip olan otomobiller için geliştirilmişti. Enlemesine motora sahip olan bir otomobilde baktığınızda en kritik yer ön tekerin merkeziyle direksiyon arasındaki mesafe. Niye böyle söylüyorum? Çünkü motor, vites kutusu, direksiyon kutusu, bütün otomobilin elektronik üniteleri, göstergeleri hepsi bu alanda bulunuyor. Eğer bu bölgeyi mühendislik açısından maksimuma çıkarırsanız, yani mükemmel çözümlerle gerçekten geliştirirseniz, ondan sonra bu modülün üzerine isterseniz daha uzunluğu, isterseniz daha yükseğini, SUV tarzında bir otomobil, yani her çeşit otomobili mükemmel mühendislik çözümleriyle imal edebiliyorsunuz. Ayrıca otomobile getirdiği çok önemli katkılar vardı. 100 kilogram daha hafif olduğunu görüyoruz. Gerçekten de baktığınızda müthiş bir mühendislik analizi yapılmıştı yeni platform için. Bu neye yarıyordu? Otomobilin daha az yakıt tüketimine, daha az emisyon üretmesine, aynı zamanda da güç ağırlık oranı arttığı için performansına gerçekten de çok pozitif katkıda bulunuyordu. Ben sırf araba kullanmak için günde 500, minimum 500 kilometre yapıyorum. Eşim de her zaman bana, sen arabanı benden daha fazla seviyorsun diyor. Ben de hı diyorum, hayır demiyorum, sesimi çıkartmıyorum. Sonra sen de zaten inanmam diyor beni daha çok sevdiğini. Ya benden boşanacak ya da böyle devam edecek. Boşanmak istemediğine göre böyle devam ediyor. Golf sevmeyen olan beni de sevmesin.
Ben golfü oğlum gibi görüyorum. Ailenin bir ferdi gibi görüyorum ben. Uyumadığım zaman golfü düşünüyorum. Oğlum da benimle konuşmuyor, bana kısıyor. Arabadan başka bir şey düşünmez misin diyor. Arabadan başka bir düşüncem yok. Fazla akıl işi değil ama öyleyim, ne yapayım, öyleyim de değil. TSI Golf 7'ye baktığınızda Golf 6'ya göre, aynı motorlu Golf 6'ya göre %23 yakıt tasarrufu sağlıyordu. Çok daha verimli bir otomobildi. %23 de çok önemli bir rakam. Gerçekten ilk defa küçük içten yanmalı bir motorda gördüğüm bir teknoloji geliyordu Golf 7'ye. O da silindir iptal yöntemi. Buna Almanlar ACT adını veriyorlar. 250 Nm'lik bir otomobil düşünün. 100 Nm'nin altında bir tork ihtiyacınız varsa otomobil 36 milisaniyede, yani sürücünün asla hissedemeyeceği kısa aralıkta iki silindir iptal ediyor. İki silindir çalışmıyor ve 1400 santimetre küplük otomobil 700 santimetre küple gayet rahat bir şekilde yol alıyor. Tabii ki bu da yakıt tüketiminin çok azalmasına neden oluyor. Ben golfü her zaman kullanıyorum. Kullanmadığım zaman kendimi eksik ve mutsuz hissediyorum. Ha, bir de diğer arabalar yan rüzgarlardan etkilenirdi, sağa sola kaçardı. Bu rüzgarda da sağa sola kaçmıyor. Rüzgar bunu savurmuyor arabayı. Ben bunun en çok kontrolünü seviyorum. Araba benim kontrolümde oluyor. Araba beni kontrol etmiyor, ben arabayı kontrol ediyorum. Çok kısa da sportif tasarım algısını söylemek istiyorum. At mesafesindeki 5,5 santimetre artışın 43 milimetresi, yani 4 santimetreden fazlası ön tekerin öne gelmesi için kullanıldı. Arka tekerde yaklaşık 1 santimetre geri gitti. Bu neye neden oldu? Otomobilin tekerleklerinin otomobilin köşelerine doğru gitmesine, yani dışarıdan baktığınızda çok sağlam ve sportif bir görüntü ortaya çıkmasına neden oldu. Bu açıdan önemli. Bir de en son tasarım açısından şunu söyleyeyim. Golf 7'nin 6'ya göre en büyük farklılığı yolcu kabininin geriye doğru gitmiş olması ve ön kaputun biraz daha uzamasıdır. Tabii bu söylediğimiz tasarım değişiklikleri de Golf 6'ya göre çok daha sportif görünmesine neden oldu. Egzoz sesi beni heyecanlandırıyor. Bir de şimdi gençler peşime takılınca onları geçiyorum. Ondan sonra bencilince durunca bana şey diyorlar. Oğlun tuvalete mi gitti diyorlar. Benim kullandığıma inanmıyorlar. Başta söylediğimiz Golf 7'nin tamamen yeni bir platformun ilk üyesi olmasının elektronik destek sistemleri açısından da çok önemli katkısı oldu Golf 7'ye. Baktığımızda adaptif hız kontrol sisteminin ilk kez Golf 7 ile başladığını görüyoruz. Ayrıca buna ek olarak şerit takip asistanı, ön taraftan çarpma önleyici destek sistemi ve çoklu çarpma önleyici destek sisteminin, fren sisteminin yine Golf 7 ile geldiğini görüyoruz. Bunlara ek olarak sürüş modları ve elektronik dokunmatik bilgi eğlence ekranını da mutlaka eklememiz lazım. İşte tüm bu özelliklerle Golf 7 çok büyük ödüller kazandı. Baktığımızda 2013 yılında Avrupa'nın en iyi otomobili seçildi. Yine 2013 yılında Dünya Otomobili ödülünü aldığını görüyoruz. Ayrıca 2015 yılında Kuzey Amerika'da yine Yılın Otomobili ödülünü aldığını görüyoruz.
Ben bu arabayı severek aldım. Ama bindikten sonra 75 yaşından sonra aşık oldum. Hala devam ediyor. Vallahi sonsuza kadar mı? Ben öbür tarafa gidene kadar herhalde. Allah gecinden versin. Golf 7'nin Golf R'ından bahsetmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir gelişme kaydetti. Ayrıca ben de bir Golf R müşterisiyim. Onu da söyleyeyim bu arada. Baktığımızda 6'dan 7'ye geçerken 270 beygirden 310 beygire çıktığını görüyoruz Golf R'ın. Sıfırdan 100 kilometre saate hızlanması 5 saniyenin altına geldi. Neredeyse süper spor otomobiller seviyesine geldi. Gerçekten de performans açısından kendi segmentinde çok önemli bir otomobil haline geldi. 7. jenerasyon Golf R. Golf bir aşktı ve tutkudu hızı seven erkeklerin varoluş nedenidir. Onun bana yaşattığı heyecanı hiçbir canlı yaşatamadı. İşte ben bu yaşta doğduğum için yürüyemiyorum. Hatta eşim Japonlar gibi yürüdüğüme çok kızıyor. Ama arabayı binince değişiyorum. Golf beni gençleştiriyor. Kendimi 45-50 yaşında sanıyorum golf sayesinde. Golfsuz yapamıyorum. Uyukluyordum, şimdi golftan bahsedince canlandım. Ben bugüne kadar arabamı kimseye kullandırmadım. Bir kişiye kullandıracak olsaydım o da Saffet Üçüncü Bey olurdu. Çünkü o benden çok iyi araba kullanıyor, ondan da çok öğrenciyim olurdu. Ben hayatta iki doğru tercih yaptım. Bir evlenirken, bir de golf aldıktan sonra. Eğer golf kullanmasaydım hayatımda yerim olurdu. Yani kendimi eksik hissederdim. Golf 7'nin imalatına 2012 yılında başlandı ve günümüze kadar devam etti. Bence Golf 7 dönemini çok büyük başarıyla devam ettirdi. Baktığımızda 120 binden fazla Golf 7'nin ülkemizde satıldığını görüyoruz. Ama 2020'li yıllara doğru yaklaşırken dünya otomotivinde baş döndürücü değişimler oluyor. Volkswagen'in de otomobil imalat platformunu geliştirerek Golf 8'e, 8. jenerasyon Golf'e hazırlandığını görüyoruz. Volkswagen.